Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak zammı beklemeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen enflasyon tahmini sonrası hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Peki Temmuz ayında zam oranı hangi oranda gerçekleşebilir? Emekli ve memura yüzde kaç zam yapılabilir? Detayları alacağız şimdi ekibimizden. Aslı Bilger Kutludağ konuyla birlikte bu başlığı değerlendirmek için bir yayın hazırladı. Ayrıntılar için şimdi sözü Aslı'ya ve konuğuna bırakalım. Evet, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi ve baz etkisiyle %73'lük bir enflasyon rakamı bekliyoruz dedi Mayıs ayı içerisinde. Ve işte bu özellikle açıklamasının ardındansa gözler emekliye yapılacak Temmuz ayındaki zamma çevrildi ve milyonlarca emeklinin gözü bu zamda. Tabii bu rakamlar eğer gelirse ne olacak o zamın oranı? İşte bu soruyu da konuğuma soracağım. Emin Yılmaz, sosyal güvenlik müşaviri bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz, iyi bayramlar diliyoruz. Efendim güzel bir tahta hazırladınız yine bizim için. Oranlar ne olabilir? O milyonlarca emeklimizin kafasındaki soru işaretini giderebilir miyiz? Evet, Mart ayı enflasyon açıklanmıştı. O zaman da yıllık enflasyon %65'ti. Sayın Şimşek Mayıs ayı yani tepe noktası dediğimiz %75 oranında olabilir dendi. Ama bundan sonrasında da yavaş yavaş düşüşe geçeceğini söyleyebiliriz. Ha, burada çok merak ediliyor. Emeklilerimiz, memurlarımız onlar yılda iki defa zam alıyorlardı ve de TÜFE enflasyon oranındaydı. Burada Temmuz ayında çıkacak olan veriler ışığında ne olabilir diye şöyle bir tahminde bulunduk ve sizlerle birlikte tahtaya döktük bunları, beraber detaylandıralım. Buyurun efendim. Evet, bakıldığı takdirde Ocak ayı enflasyonumuz %6.70, Şubat'ta 4.53, Mart'ta 3.16, yani 3 aylık toplamda %15.05. Bunu düz mantıkla toplayamıyoruz. Bunun bir hesaplama tekniği var. Bakıldığı zaman hesaplama tekniğinde iki yöntemle bu rakamı bulabiliyoruz. Buradaki 6.70'lik rakamı yüzde bölüp yüzde topla, yani bölme ve çarpma işlemleri uygulandığı takdirde burada bir katsayı buluyoruz. Buradaki katsayıyı daha sonrasında Şubat'ta açıklanana eklendiği takdirde farklı bir katsayı, Mart ayındaki enflasyon verisiyle birlikte bu rakamı %15.05'e endekslemiş oluyoruz. Bunun hesaplama tekniğinin ikinci bir yöntemi var. O da 2024'teki Mart TÜFE endeksimiz 2139.47 olarak belirlendi. TÜİK açısı, TÜİK verileri doğrultusunda 2023'teki Aralık TÜFE endeksimiz de 1859 liraydı. Bölündüğü takdirde yine aynı katsayıyı bulmuş olabiliyoruz. Burada çok merak ediliyor. Mart'a kadar şu an her şey netleşti ama Mart'tan sonra ne olacak? Bunu nasıl hesaplayabiliriz? İşte orada da tahminler devreye giriyor. Yıllık enflasyon devreye giriyor. 2024 yıllık enflasyonunu Merkez Bankası %30 ile %42 arasında %36'lık bir enflasyon verisi üzerinden değerlendiriliyor, tahmin ediliyor. 2024'te buradaki %36, 2025'te %14'e, 2026'da da %9 üzerinden tamamen düşüşe geçip sonrasında stabil bir şekilde devam edecek. Peki bunlar rakamsal boyutta 6 aylık veride ne olacak? Cebimize emekliysek ne kadar para girecek? SSK 2000 öncesinde emekliliğimiz varsa şu an 11.367 liralık bir maaş alınıyor. Bununla ilgili Ocak ve Mart'ta %15.05 açıklandı. Yani garanti kesin olan şu an 1710 liralık rakam cepte diyebiliriz. Ocak-Haziran ayında enflasyon verisi de tahmini olarak %24 çıkması bekleniyor. Buna göre de o zaman %24'e göre de 14.095 liraya erişmiş olacak. SSK 2000 sonrasında 7.049 lira onların en düşük rakam maaşı, 2.951 lira üzerinden hazineden destekle bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyordu. 7.049 liralık rakam Ocak-Mart ayında kesin garanti
olan %15 ise kök aylık dediğimiz hesaba vurulur taksire 1060 lira garanti. Ama %24 Ocak Haziran'da olunca da o zaman da 8740 liraya erişmiş olacak. Devamında da bak. Peki efendim, çok özür dilerim, araya gireyim mi? Tabii 10 bin liranın altında kalıyor bu rakam. Şu an 10 bin liraysa belki bunun tabii Cumhurbaşkanımızın takdiriyle biraz daha üstüne çıkartılabilir bu rakam. Evet, sizi de usta bir gazeteci olarak tebrik ediyorum. Burada hemen gözünüzden kaçmadı. Buradaki rakam 10 bin lira taban aylık uygulamamız vardı. 8740 lira olduğu takdirde onlara maalesef bir zam yapılamayacak. Yapılamadığı takdirde de Sayın Cumhurbaşkanı bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıp bunun üzerinden iyileştirmeler yapılacağıyla ilgili geçmiş dönemde mitinglerinde haberini vermişti. Peki ne olabilir orada da en düşük taban aylık 10 bin lira? Eğer %24'lük Ocak-Haziran enflasyonu varsa, kabaca %25 dersek bu rakam 12.500 lira veya 15 bin lira olması muhtemel gözüküyor ki bunu ben en sona saklamıştım. Sizin gözünüzden kaçmadığı için de ayrıca tebrik ediyorum. Peki efendim, yayın süremizin sonuna gelmişiz. Tabii siz memur emeklerinde yazmıştınız tahtaya ama onları anlatmaya zaman kalmadı. Çok özür diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Çok sağ olun efendim. Emin Yılmaz Sosyal Güvenlik Müşaviri bizlerle birlikteydi ve özellikle hem emeklerimize hem memur emeklerimize, SSK ve Bağkur'da tabii dahil olmak üzere, ne kadarlık bir zam gelebilir Temmuz ayında? Enflasyon rakamlarının artık netleşmesiyle önümüzdeki aylardan itibaren bu sorunun cevabını bizler ve seyircilerimiz için yanıtladı. Söz yeniden size bırakalım Aktan Uysal.